Merhaba gençler, Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf matematik sahnesi kitabında evet 1. fasikül kazanım sahnesi 7'nin sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Sevgili gençler, ilk sorumuza dersimize başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler, hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Verilen eşitliğe göre x'in toplam işlemine göre tersi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Gerçi önceki burada değişme özelliğinden faydalanarak bakın 6'lar varsa burada x'in değeri 12'ye eşittir deriz. Hadi x eşittir 12 diyorum. Ama gençler sorumuzun yanıtı 12 değil. Lütfen dikkat edelim. Bizden x'in değerini yani 12'nin toplama göre tersini istiyor. Toplama göre tersi bunun işaret değiştirmiş haliydi. O halde eksi 12 olur diyelim. Ve bunu da Denizli seçeneğinde işaretleyelim. Evet, ikinci soruyla devam edelim. Verilen eşitliklere göre x eksi y işleminin sonucunu istiyor. Şimdi gençler burada 4'üm sevgili gençler neyle çarparsam 0 olur diyorum. Bakın yutan elemandan dolayı evet, x'in değeri 0'dır. Peki ikinci işleme baktığımız zaman birleşme özelliğinden faydalanacağız. Gençler bakın 7'ler var. 3 olduğu için burada y'nin değeri eksi 2'dir. Hadi bizden istenen x eksi y 0 eksi eksi 2 olur. Burada 2 eksi yan yana gelince artık artıya çevirirsem 2 olur işlemimizin sonucu A seçeneği doğru cevap olur diyelim. Evet 3. soruyla devam edelim. Yukarıda verilen eşitliklere göre x çarpı y eksi z işleminin sonucunu istiyor. Yani öncelikle x'i y'yi ve z'yi bulalım. Burada eksi 4'ler var. O halde eksi 3'ün x'e eşit olduğunu söyleyelim. Buradan x eşittir eksi 3 diyoruz. Burada eksi 3 gelmesi gerekir. Değişme özelliğinden dolayı. Gençler y'yi eksi 5'e çarpınca işaret değiştiriyorsa bir sayının gençler eksi 1 ile çarpımı onun toplama göre tersiydi. O halde y buradan eksi 1'dir. Z'ye baktığımız zaman gençler çarpma işleminde birleşme özelliğinden bahsedeceğiz. 3'ler var, 2'ler var. O halde z buradan eksi 6'dır. Ve sevgili gençler, bizden istenen işlem x çarpı y eksi z idi. X eksi 3'tü. Eksi 3 çarpı y eksi 1'di gençler. Eksi 1 diyorum. Arada eksimiz var. Z de burada eksi 6'ydı. Önce çarpma işlemini yaparsam eksi 3 ile eksi 1'i çarparsam artı 3 yapar. Evet 2 eksi yan yana gelince bunu da toplamaya çevirsem artı 3 artı artı 6'dan işlemimizin sonucu 9'a eşittir. Ve 9 yanıtı da Bursa seçeneğinde doğru yanıt olur deriz. Evet, 4. soruyla devam edelim. Sayı doğrusuna modellenen işlem hangisidir demiş. Gerçi başlangıç noktasından devam edeceğiz. Buradan başladığım için. Öncelikle kaç defa tekrar ediyoruz? 1, 2, 3, 4 defa tekrar sayısı gençler çarpma işleminin başlangıcıydı. O halde 4 çarpı diyorum. Sonra doğru gittiğimiz için eksi diyoruz. Ve her seferinde gençler 3'er 3'er ilerliyorum. O halde 4'ü eksi 3'e çarpmam lazım. 4 çarpı eksi 3'ü Bursa seçeneğinde görüyorum. 5. soruya geçelim. Verilen çarpma işlemi tablosuna göre a eksi b işleminin sonucunu istiyor. Biz a'yı bulabilmek için çarpma işleminde eksi 2 ile 4'ü çarpmam lazım. Eksi 2 çarpı 4 diyorum. Buradan evet, eksi ile artıyı çarparsak eksi 2 kere 4 8 olur. B'de de gerçi eksi 2 ile 4'ü çarparız. Buradan da eksi 8 sonucunu elde ederim. İşte benden istenen a eksi b'ydi. Hadi a'dan b'yi çıkaracağız. Eksi 8'den eksi 8 çıkarıyoruz. Eksi yan yana gelince artıya çevirdim. Eksi 8 artı 8 daha 0 olur. Buradan da Bursa seçeneği doğru cevap olur deriz. 6. sorumuzda verilen işlemin sayı doğrusundaki modellenişini istiyor. Gerçi bu 2 defa tekrar sayısı 2 olacak. Ve sağa doğru gençler 5'er 5'er devam edeceğiz. O
Normalde sıfırdan sağa doğru gidiyorum ve beşer beşer gittiğim için gençler aynı zamanda iki defa devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi burada A seçeneği doğru yanıtımız olur deriz. B'ye geldiğim zaman gençler bakın sağa doğru gidiyoruz ama 1, 2, 3, 4, 5 defa 5 çarpı artı 2 demektir gençler. C'ye geldiğim zaman gençler 2 defa gidiyoruz ama sola doğru gittiğim için eksi 5 ile çarpılıyor. Evet. D'de de gençler yine 1, 2, 3, 4, 5 defa sola gittiğim için eksi 2 ile çarpıyorum. Evet, A şıkkı sorumuzun doğru cevabı olur dedik. Evet, bir sonraki soruya geçelim. Evet, verilen eşitliğe göre x çarpı y işlemin sonucunu istiyor. Gerçi eşitliğe baktığımız zaman öncelikle çarpma işlemini çıkarım üzerine dağıtıyoruz. 4 ile eksi 2'yi 4 ile artı 3'ü çarpıp en son çıkaracağım. Normalde 4 ile 4 çarpı eksi 2 olacak. 4 çarpı buraya eksi 2 gelmesi gerekir. Arada eksimiz var. 4 ile artı 3'ün çarpımı olacak. O halde buraya da artı 3 gelir. Demek ki x buradan eksi 2. Y de artı 3. Bu ikisinin çarpımı eksi 2 çarpı artı 3'ten eksi 6 olur ve A seçeneği de sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. Evet sevgili gençler devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. 8. soruya geldiğimiz zaman aşağıdakilerden hangisi sayı doğrularına modellenen işlemlerden birine ait olamaz demiş. Gerçi ilk işlem sıfırdan başlıyoruz. Sağa doğru 1, 2, 3, 4 defa. Hadi bu 4 çarpı ikişer ikişer ilerlediğimiz için sağa doğru 4 çarpı artı 2 demektir. A seçeneğini görüyorum. İkinci işleme baktığımız zaman 1, 2, 3 defa 3 çarpı sağa doğru gençler onar onar ilerliyoruz. 3 çarpı artı 10 olacak. B'de gördüm. Evet, üçüncüye baktığım zaman 1, 2, 3, 4 defa 4 çarpı sola doğru 3'er 3'er gidiyorum. 4 ile eksi 3'ü çarpıyoruz. Bunu da C'de görüyorum. Evet gençler. Dördüncüye baktığımız zaman gençler şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gençler 7 çarpı sola olduğu için eksi 1, birer birer gidiyor gençler. Son olduğu için de eksi 1 olması gerekiyor. Bakın burada artı olduğu için evet, D seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır deriz. 9. sorumuza bakalım. Sayı doğrusuna modellenen işlem hangisidir demiş. Gerçi başlangıç noktasından başlıyorum. Şöyle 1, 2, 3 defa evet, beşer beşer sola giriyoruz. Yani 3 çarpı eksi 5 diyoruz. Daha sonra gerçi 2 birim daha sola gidiyoruz. 2 birim daha sola gidiyorum. O halde artı sola olduğu için eksi 2 deriz. Evet 3 çarpı eksi 5 artı eksi 2 yanıtını evet Bursa seçeneğinde işaretleriz. Evet 10. sorumuzda verilen eşitliklere uygulanan çarpma işleminin özelliğini istiyor. Şimdi gençler dikkat edersek çarpma işlemimiz var. Evet burada köşeli parantezlerin yeri değişmiş. İlk iki sayı yerine sağ tarafta son iki sayıyı çarpıyoruz. Ondan sonra çarpmam gerekiyor. Burada köşeli parantezin yerin değişmesi gençler birleşme özelliğini anlatır demiştik. 11. sorumuzda yukarıdaki sayı doğrularında modellenen işlemlere göre x artı y artı z işleminin sonucu kaçtır diyor. Yani önceki birinci modele baktığımız zaman 1, 2, 3, 4 defa evet sola doğru ikişer birim gidiyorum. 4 çarpı eksi 2 olacak. O halde burada x'in değeri x'in değeri 4'e eşittir. İkinci sayı doğrusuna baktığım zaman 1, 2 defa gençler 3, 3 gidiyorum. Daha sonra gençler üzerine artı 2 ekleyeceğim. O halde bu da gençler 2 çarpı sağ olduğu için artı 3 diyorum. Daha sonra da artı 2 ekliyorum. Burada gençler y artı 3'tür. D de artı 2'dir. Bizden gençler x artı y artı d'yi istedim. O halde 4 artı 3 artı 2'den evet, 9 olur işlemimizin sonucu. Bursa seçeneği olur diyelim. 12. soruyla devam edelim gençler. Verilen eşitliklere göre x, y ve z harflerine karşılık gelen tam sayının büyükten küçüğe doğru sıralanışını istiyor.
Ya işte birinci öncüle baktığımız zaman burada değişme özelliğinden bahsedeceğim. İkiler var gördüğünüz gibi. X buradan eksi 3'e eşittir. İkincide gerçi birleşme özelliğinden bahsedeceğiz. 5'i gördüm, 2'yi gördüm. O halde y buradan 3'e eşittir. Burada da gençler etkisiz elemandan bahsediyoruz. 12 ile 1 çarparsak 12 olur. D de 1'e eşittir. O halde büyükten küçüğe sıralayacağım için 3 büyüktür 1, o da büyüktür eksi 3. Üçgençler y'ydi. B büyüktür x, o da büyüktür z olur. D, özür dilerim sevgili gençler. Bir z'nin değeriydi. B büyüktür z, o da büyüktür x olur. Y, z ve x sıralamasını c şıkkında işaretleriz. Devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, 13. ve son soruyu sayı doğrusunda modellenen işlem hangisidir? Gerçi başlangıç noktası. Bakın sıfırdan başlayacağım. Öncelikle 1, 2, 3 defa sağa gidiyorum. 3 çarpı sağ dediğim için artı. 3'er 3'er ilerliyoruz. Artı 3. Artı diyorum. Daha sonra gerçi 9'dan sola doğru gidiyorum. 9'dan eksi 2'ye gelmek için gerçi 11 birim sola geliriz. O halde bunu eksi 11 ile toplamam gerekir. 3 çarpı artı 3 artı eksi 11 ve Denizli seçeneği bu sorumuzun doğru cevabıdır diyelim. Evet sevgili gençler, bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.